Evet, bu yıl Maliye Teftiş Kurulu'nun kuruluşunun 130. yılını kutluyoruz. Türk merkezi bürokrasisinin en önemli kurumlarından birisi Teftiş Kurulu. Neden önemli? Onun cevabını biraz sonraya bırakalım. Evvela böyle bir kurum ne zaman oluştu? Ona çok kısaca değinelim. Bilindiği gibi Tanzimat dönemi Osmanlı bürokrasisinin kendisini hukuk devleti çerçevesi içinde yenileştirdiği bir dönem. Teftiş Kurulu'nun kurulması da işte Tanzimat'ın ilanını takip eden bir dönemde ortaya çıkıyor. Ve Cumhuriyet döneminde de bugünkü haline geliyor. Şimdi tarihsel gelişmeyi bir tarafa bırakırsak, Teftiş Kurulu esas itibariyle Maliye Bakanlığı içinde yasalar çerçevesinde mali denetim yapan bir kuruluş. Ancak bir denetim kuruluşu, tamam da işlevleri bürokrasi içinde, toplum içinde yerine getirdiği işlevler bu yasal sınırları aşan bir durum gösteriyor. Şimdi ne yapıyor Teftiş Kurulu? Ne gibi bir katkısı var içinde bulunduğu bakanlığa, o bakanlıktan itibaren Türk merkezi bürokrasisine nasıl bir katkı yapıyor? Asıl bu konu üzerinde durmak gerekir. Çünkü biliyoruz ki bir kurum ya da kurum içinde bir birimin işlevsel zenginliği o birimin, o kurumun ne tür sosyal ihtiyaçlara cevap verdiği sorusuyla ilgili. Teftiş Kurulu'nu biraz yakından tahlil ettiğimiz zaman şunu görürüz. Teftiş Kurulu sadece yasaların kendine tanıdığı denetim işlevini yapan bir kuruluş olmakla sınırlı değildir. Sosyolojik olarak baktığımız zaman. Peki neler vardır bu resmi işlevinin yanında neler yapmaktadır? Evvela birinci husus, kurul kendi içinde kooptasyon yoluyla zenginleşen bir kurul, usta-çırak ilişkisiyle kendi yeni elemanlarını sosyalleştiren ve çalışma usul ve uslubunu, adabını öğreten bir kuruluş. Bir manada Maliye Bakanlığı'nın en seçkin birimlerinden bir tanesi. Seçkin bir birim olmasının yanı sıra Maliye Bakanlığı'nın ortak aklını üreten bir merkez. Neden ortak aklını üreten bir merkez? Şimdi resmi anlamda bir denetim kuruluşu. Resmi anlamda bir denetim kuruluşu olması dolayısıyla hem merkezi bürokrasi üzerinde hem de taşra bürokrasi üzerinde denetim dolayısıyla devamlı kendisini mali olaylar dolayısıyla tüm idari olayların nasıl cereyan ettiği konusunda devamlı bilgilenen bir kuruluş. Dolayısıyla daha önceki öngörülen politikaların sonuçları, İngilizce tabiriyle feedback'i ya da Türkçe biz geri besleme diyoruz, geri beslemeyi devamlı takip edebilen bir kuruluş. Tabii bu ister istemez bu birimde kendi aklını eleştirme olanaklarını da bu birime sağlıyor. Yani bir maliye politikası oluşturuyorsunuz. Bunun yasal sonuçları var, uygulaması var. Müfettişler bu uygulamayı görüyorlar, uygulamanın aksaklıklarını görüyorlar. Dolayısıyla daha önce tespit edilmiş politikalar nerede aksıyor, nerede başarılı bir eleştiri olanağı bulabiliyorlar. Bu manada diyorum,
kendi aklını da eleştiren bir kuruluş. Keza ortak aklı oluşturduğunu söyledim. Maliye Bakanlığı'nın ortak aklını oluşturduğunu söyledim. Şimdi abartılı bulunabilir şu söyleyeceklerim. Günümüzde kamu otoritesinin yaptığı tüm faaliyetler şu veya bu şekilde harcamayla sonuçlanıyor. Dolayısıyla tüm kamu hizmetlerinin Maliye Bakanlığı'ndan geçen bir çizgisi var. Bu manada bakarsak ister istemez işte Maliye Bakanlığı'nın aklı diye baktığımız bir kuruluş aslında tüm merkezi bürokrasisinin akıllarından bir tanesi olmuş oluyor. Ve bu akıl aynı zamanda eleştirel bir akıl. Disiplinli bir akıl. Çünkü belirli kanunlar çerçevesinde çalışmak zorunda. Ve kamu yararı üzerine odaklanmış bir akıl. Burası da çok önemli. Kamu yararı esas itibariyle böyle bugünden yarına, dünden bugüne değişmeyen bir kamu yararı kavramı yoktur. Kamu yararı kavramı zaman içinde değişir. Dolayısıyla maliye müfettişi mali açılardan kamunun yararını güncel koşullar çerçevesinde, o günkü ihtiyaçlar çerçevesinde, o günkü imkanlar çerçevesinde ortak kamu yararını da bulabilen ya da onun ne olabileceği konusunda düşünce üretebilen ya da üretilecek düşüncelere katkıda bulunabilecek bir kuruluş. Zaten bunu yapıyorlar. Tarihine baktığınız zaman bunu yaptıkları görürsünüz. Bütün bunların yanı sıra ben çok önemsiyorum işin bu tarafını. O da yani maliye müfettişi evet çırak olarak girer. Genellikle Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra tabii başka fakültelerden de vardır ama esas itibariyle Siyasal Bilgiler Fakültesi çıkışlı müfettiş sayısı daha fazladır. Çırak olarak girer. Orada bir üstad denen daha kıdemli ve mesleği bilen, mesleğin adabına, usulüne hakim birisinin yanında yetişir. Ve o da teftiş görevini daha önceki kuşaklar gibi devam ettirir. Tamam da maliye müfettişi sonuçta bir müfettiştir, denetçidir deyip geçemeyiz. Neden deyip geçemeyiz? Mühimsediğim noktaya gelmiş oluyoruz. Maliye müfettişi biraz önce söyledim ortak aklıdır. Maliye Bakanlığı'nın seçkin bir birimidir. Oradan itibaren kamu yararı oluşturulur. Mali konularda düşünce üretilir dedim. Ekonomik konularda da tabii düşünce üretilir dedim. Şimdi burası aynı zamanda Türk merkezi bürokrasisinin özellikle mali ve ekonomik konularda yönetici fidanlığıdır. Yani bir gün üst makamlarda daire başkanlığı, Merkez Bankası yöneticiliği, dış temsilcilikler buralarda bir yönetici atanması söz konusu olduğu zaman bunu bulabileceğiniz tabii başka yerlerde var, başka birimlerde var fakat bunların içinde en önemlisi Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'dur. Yani Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu sosyolojik olarak birçok fonksiyonu yerine getiren bir kuruluştur. Devletin merkezi bürokrasisine üst yöneticileri hazırlamak, Maliye Bakanlığı'nın ortak aklını oluşturmak, denetimde bulunmak, bu ortak aklı oluşturma gayreti içinde hem kamunun mali sorunları hem toplumun ekonomik sorunları konusunda da sürekli istim üzerinde durmak. Yeni kavramlarla düşünmek gerekiyorsa o yeni kavramların gündeme getirilmesi, tahlil yapma, sentez yapma. Çünkü sonuçta Maliye Bakanlığı karar alma durumunda.
Dolayısıyla bu teftiş kurullarının tahlilleri falan genellikle hep bir somut siyasete yönelik tahlillerdir. Yani fikir jimnastiği vardır ama o fikir jimnastiği hep bir hedefe bakar. O hedefte maliye siyaseti nasıl olacak? Somut olarak hangi yönetmelikle, hangi yasayla, ne tür bir kararla, ne tür bir genelgeyle politikayı hayata geçireceğiz? Bu manada da bir tefekkür üretme merkezi. Bunun dışında tabii eski olmasından dolayı, kuruluşunun ta 1870'li yılların sonuna gitmesinden dolayı denetime ilişkin olarak, denetim elemanının yetişmesine ilişkin olarak bir birikimi olan bir birim. Dolayısıyla kendisinden sonra kurulan merkezi bürokraside kendisinden sonra kurulan teftiş kurulları vardır. Her bakanlığın teftiş kurulu vardır. O teftiş kurulları da bir manada kendi gelişmelerini, kendi kuruluşlarını bu Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu modeline bakarak, tamamen o modeli izlediler demiyorum ama o modelden ilham alarak kendilerini şekillendirdiler, belli bir şekilde yol aldılar. Yani bir manada buradan da baktığımız zaman teftiş kurulu bir manada merkezi bürokrasinin de dolaylı yönden, bazen dolaysız yönden, bazen dolaylı yönden de öğretmenlik görevini de yapmış oluyor. Tabii bunun dışında buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Maliye müfettişler arasında bizim diplomatlarımız olmuştur. Maliye müfettişler arasında bizim edebiyatçılarımız olmuştur. Tarihçilerimiz olmuştur. Bu da şunu gösterir. Bu teftiş kuruluna girenler öyle tek ufuklu insanlar değil, oldukça geniş ufuklu insanlardır. Yani maliyeci deyince biz aklımıza hemen şey gelir, hesap, kitap, yasalar, yönetmelikler. Hayır. Bu birime baktığımız zaman, başka birimlerde de benzer olgularla karşılaşabiliriz. Zaten geniş ufkunuz olmadan somut işinizi isabetli bir şekilde yapmanız güç olabilir. Daha doğrusu robot gibi yaparsınız. Robot gibi yapmamak için de ufkun biraz geniş olması gerekir. Benim görebildiğim kadarıyla ufkunun da geniş bir birim olduğunu biliyorum, görüyorum. Karsak ister istemez işte Maliye Bakanlığı'nın aklı diye baktığımız bir kuruluş aslında tüm merkezi bürokrasisinin akıllarından bir tanesi olmuş oluyor. Ve bu akıl aynı zamanda eleştirel bir akıl. Disiplinli bir akıl, çünkü belirli kanunlar çerçevesinde çalışmak zorunda ve kamu yararı üzerine odaklanmış bir akıl. Burası da çok önemli. Kamu yararı esas itibariyle böyle bugünden yarına, dünden bugüne değişmeyen bir kamu yararı kavramı yoktur. Kamu yararı kavramı zaman içinde değişir. Dolayısıyla maliye müfettişi mali açılardan kamunun yararını güncel koşullar çerçevesinde, o günkü ihtiyaçlar çerçevesinde, o günkü imkanlar çerçevesinde ortak kamu yararını da bulabilen ya da onun ne olabileceği konusunda düşünce üretebilen ya da üretilecek düşüncelere katkıda bulunabilecek bir kuruluş. Zaten bunu yapıyorlar. Tarihine baktığınız zaman bunu yaptıkları görürsünüz. Bütün bunların yanı sıra ben çok önemsiyorum işin bu tarafını. O da yani maliye müfettişi evet çırak olarak girer. Genellikle siyasal bilgiler fakültesini bitirdikten sonra tabii başka fakültelerden de vardır ama esas itibariyle siyasal bilgiler fakültesi çıkışlı müfettiş sayısı daha fazladır. Çırak olarak girer. Orada bir üstad denen daha kıdemli ve mesleği bilen
mesleğin adabına, usulüne hakim birisinin yanında yetişir. Ve o da teftiş görevini daha önceki kuşaklar gibi devam ettirir. Tamam da maliye müfettişi sonuçta bir müfettiştir, denetçidir deyip geçemeyiz. Neden deyip geçemeyiz? Mühimsediğim noktaya gelmiş oluyoruz. Maliye müfettişi biraz önce söyledim ortak haklıdır. Maliye Bakanlığı'nın seçkin bir birimidir. Oradan itibaren kamu yararı oluşturulur. Mali konularda düşünce üretilir dedim. Ekonomik konularda da tabii düşünce üretilir dedim. Şimdi burası aynı zamanda Türk merkezi bürokrasisinin özellikle mali ve ekonomik konularda yönetici fidanlığıdır. Yani bir gün üst makamlarda daire başkanlığı, Merkez Bankası yöneticiliği, dış temsilcilikler, buralarda bir yönetici atanması söz konusu olduğu zaman bunu bulabileceğiniz tabii başka yerlerde var, başka birimlerde var. Fakat bunların içinde en önemlisi Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'dur. Yani Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu sosyolojik olarak birçok fonksiyonu yerine getiren bir kuruluştur. Devletin merkezi bürokrasisine üst yöneticileri hazırlamak, Maliye Bakanlığı'nın ortak aklını oluşturmak, denetimde bulunmak, bu ortak aklı oluşturma gayreti içinde hem kamunun mali sorunları hem toplumun ekonomik sorunları konusunda da sürekli istim üzerinde durmak. Yeni kavramlarla düşünmek gerekiyorsa o yeni kavramların gündeme getirilmesi, tahlil yapma, sentez yapma. Çünkü sonuçta Maliye Bakanlığı karar alma durumunda. Dolayısıyla bu teftiş kurullarının tahlilleri falan genellikle hep bir somut siyasete yönelik tahlillerdir. Yani fikir jimnastiği vardır ama o fikir jimnastiği hep bir hedefe bakar. O hedefte maliye siyaseti nasıl olacak? Somut olarak hangi yönetmelikle, hangi yasayla, ne tür bir kararla, ne tür bir genelgeyle politikayı hayata geçireceğiz? Bu manada da bir tefekkür üretme merkezi. Bunun dışında tabii eski olmasından dolayı, kuruluşunun ta 1870'li yılların sonuna gitmesinden dolayı denetime ilişkin olarak, denetim elemanının yetişmesine ilişkin olarak bir birikimi olan bir birim. Dolayısıyla kendisinden sonra kurulan merkezi bürokraside kendisinden sonra kurulan teftiş kurulları vardır. Her bakanlığın teftiş kurulu vardır. O teftiş kurulları da bir manada kendi gelişmelerini, kendi kuruluşlarını bu Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu modeline bakarak, tamamen o modeli izlediler demiyorum ama o modelden ilham alarak kendilerini şekillendirdiler, belli bir şekilde yol aldılar. Yani bir manada buradan da baktığımız zaman teftiş kurulu bir manada merkezi bürokrasinin de dolaylı yönden, bazen dolaysız yönden, bazen dolaylı yönden de öğretmenlik görevini de yapmış oluyor. Tabii bunun dışında, buna da değinmeden geçmek istemiyorum, maliye müfettişler arasında bizim diplomatlarımız olmuştur. Maliye müfettişler arasında bizim edebiyatçılarımız olmuştur. Tarihçilerimiz olmuştur. Bu da şunu gösterir. Bu teftiş kuruluna girenler öyle tek ufuklu insanlar değil, oldukça geniş ufuklu insanlardır. Yani maliyeci deyince biz aklımıza hemen şey gelir, hesap, kitap, yasalar, yönetmelikler. Hayır. Bu birime baktığımız zaman, başka birimlerde de benzer olgularla karşılaşabiliriz. Zaten geniş ufkunuz olmadan
somut işinizi isabetli bir şekilde yapmanız güç olabilir. Daha doğrusu robot gibi yaparsınız. Robot gibi yapmamak için de ufkun biraz geniş olması gerekir. Benim görebildiğim kadarıyla ufkunun da geniş bir birim olduğunu biliyorum, görüyorum.